Evet, pek değerli Nil TV izleyenleri, Mehmet Furkan Show'dasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer stüdyomuzda değil de kendi stüdyo içimizde yapmak istedik. Bu programda direkt Bülent Mert yanımızda. Çok sevdiğim değerli abim Bülent abiyle beraberiz. Abi, bu kadar yoğun bir tatil programının içerisinde, yani daha doğrusu yoğun bir programın içerisinde tatil yapıp tatilini de bölüp bana geldin. Gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim ama bir şey söylemek istiyorum. Bu bardak benim çok hoşuma gitti. Bundan fazla var mı? Var abi, o senin olsun. Ciddi diye. Vallahi al götürdüm. Tamam, çayımı kahvemi içtikten sonra bu bardağı da alıyorum. o senin abi. Söz mü? Söz. Buradan sözünü de aldım. Aa, direkt senin abi. Fark etmez, senin için bir gün daha uzatsak ne, uzatmasak ne. Abi tatil. Vallahi teşekkür ederim. Ben ilk seni aradığımda dedim ki büyük ihtimal uzatmaz. Uzatmam kesinlikle. Direkt uzattım. Neyi uzatmam ama? Yani konuyu mu, tatili mi? Tatili. Konu uzadı zaten. Konuyu uzatmadım. Ben tatile gelmiştim. Ondan sonra sevgili Mehmet Furkan kardeşimle çok eskiden tanışıyoruz. Evet. Dedi abi böyle böyle. Tatil dedim, önemli değil, ilk önce programı yapalım. Teşekkür ederim abi. Hiç sıkıntı. Bülent abi benim her anımda yanımda olan, beni en güzel destekleyen, abilik yapan, babalık yapan çok yüce kalpli bir insan. Burada ekstra ona teşekkür ediyorum. Ama şimdi lafını kesiyorum. Güzel insanlara, böyle değerli insanlara da destek vermek gerekiyor. Zamanında bizi de destekleyenler oldu. Hala isimlerini anarız. Evet. Onun için sen de benim için değerlisin. Sağ ki ol. Aynı şekilde yani destek abi. Vermemiz gerektiğini böyle cani gönülden, kalpten bir şekilde hissediyorum ve istiyorum. Onun için değerim bizde haklıdır. Sonsuz abi. Abi, o zaman çok güzel bir şey soracağım. La Haide Maske. Evet. Çok dikkat çekti. La Casa Papel'in Türkiye versiyonu gibi bir şey. Evet. Nasıl oldu abi? Nasıl yani, nasıl bir programdı? Nasıl çekimleri? Nasıl geçti? Sinema filmimiz. Evet. İlk önce onu söyleyelim. La Haide Maske. La Haide Maske. Vizyonda şu anda. Vizyonda. 28 Haziran'da vizyona girdi. Bugün bir haftası dolacak neredeyse. Biz bunu pandemi döneminde çektik. La Casa de Papel'in böyle çok yaygın ve nasıl söyleyeyim, izlendiği zamanlarda. Evet. Ne yapalım dedik. Bir hocamız vardı. Sefa hocamız. Buradan selamlar olsun. Bunu dedik Türkiye versiyonuna çevirelim. Çevirelim mi çevirelim. Ekibi kurduk. Profesörümüz çok güzel. Ekip biraz sıkıntı. Ekip isimleri biliyorsunuz. İzleyenler vardır belki. İzlemeyenler için söyleyeyim. Türkiye'deki şehir isimlerinden. Sence benim ismim neydi orada? İzledin mi veya fragmandan biliyor musun? Fragmandan biliyorum. Ankara. Benim ismim abi Ankara. Abi sen orada. Zaten Ankara'da başka bir şey olamaz yani. Benim ismim Seni Ankara. Seni öyle götürmüştür. Ankara dışında bir şey olamaz sen orada. Benim ismim Ankara orada. Film çok güzel oldu. İzlenmesi çok güzel gidiyor. Aynı gün vizyona gelen filmler arasında bir numara. Maşallah. En çok izlenenlerde. Maşallah. Güzel, komik. Yani böyle o tarz komikler, bir absürt komikler tutuyor. Tutuyor, evet. Derken izleniyor. İzleniyor. Bizden de öyle. Başımızda bir profesör var. Ne yaptığı belirsiz. Ekip kurmuş 9 tane. Yani ne bileyim, soygundan bir haber hepsi. Birisi örnek veriyorum, bayan arkadaş cilt bakımı ağda yapıyor. Benim mesleğim orada oto tamircisi ama soyguna gidiyoruz. Hiç alakasız bir ekibin bir araya gelmesi aslında. Beceremiyoruz. Sonra içeri düşüyoruz falan. Öyle devam ediyor. Çok güzel bir spoiler oldu abi buradan da. Nasıl, evet, geçti çekimleri peki? Eğlendiniz mi? Çekimler zaten başlı başına. Dediyor ya, klişe bile var. Biz çekerken eğlendik, siz de izlerken eğlendik. Çekimler başlı başına bir olaydı. Ama sinemada izlemek daha bir güzelmiş, daha bir keyifliymiş. Çünkü ben bitmiş halinde sadece galada izledim. Harbi güzeldi. Gala da çok ses getirdi bu arada. Bayağı bayağı. Gazetelerde, her yerde, haberlerde galayı bayağı gördüm. Iyiydi. Ben zaten görünce heyecan hep yanında gülüyorum. Bakın bak, Bülent abi diyor. Bülent abi. Direkt gösteriyorum. Ama hadi sana da bir sürpriz yapayım buradan. Bir projemiz daha var. Bu filmimiz vizyondan kalktıktan sonra bir film daha girecek. Ondan sonra güzel bir dizi. Aa, geliyor. Dizi geliyor. Tabii. Bu sözde burada ilk defa Mehmet Furkan Show'da aldık. Aynen. Dijital platforma bir dizi gelecek. Seni de orada göreceğiz büyük bir ihtimal. İnşallah. Arkadaşlar, izleyenler de seni orada görecek. İnşallah. Çok güzel bir program olacak o zaman. Çok güzel bir dizi geliyor bize. Dizi süper. Dizi de süper bir diziye geleceğiz. Abi, çok güzel sorularım var elinde. Onların hepsi sorular, soru değildir inşallah. Yani bunların hepsi sosyal medyada yaptığımız paylaşımdan sonra senin için sorulan sorular. Bir tane seçebilir miyim? O apitim. Ben bunun içerisinden sana güzel soruları seçip soracağım abi. Sor. Abi, şimdi daha önce hiç talk show'a katıldın mı? Katıldım. Var, biliyorum talk show deneyim. Bayağı var. Nasıl geçti? Güzel, keyifli, eğlenceli. Onlara yani selam olsun buradan. Seviyorum tabii ki katıldığımız bütün programlara, yapımcılara ve sunucu arkadaşlarımıza da selamlar olsun. Çok selam olsun buradan. Abi peki, sen ilk girdiğinde Vine vardı. Daha Instagram ve TikTok yoktu. 2012, aynen. Bu platformların içerisinde Vine'dan ünlü oldun. Yani evet, oradan başladı.
Ve nasıl geldi? Hani bir gün evde oturuyordun, hadi Vine mi çekeyim dedin. Nasıl oldu? 2012 böyle bir Haziran ayları falan sosyal medya yok, kimse böyle kullanmıyor. Instagram var ama kimse bilmiyor. Evet. İndiren bu ne diye tekrar silmiş. Ben de yaptım aynı şeyi. Instagram'ın böyle popüler olmaya başlayacağını anladığım zaman indireyim dedim. Baktım tekrar yükle yazıyor. Ben bunu indirmişim. Acaba benim kullanıcı ismim neydi? Şifre neydi? Hepsi gitmiş kafadan. Onu da bilmiyorum. Silmişim, indirmişim, silmişim. Bu Vine dediğimiz bir uygulamada bizim elemanlar vardı yanımızda çalışan çocuklar. Böyle bir telefonundan bir şey açıyorlar. 3 saniye gülüyorlar, bırakıyorlar. 3 saniye gülüyorlar. Lan oğlum manyak mısınız diyorum size. Ne yapıyorsunuz lan? 3 saniye gülüp abi ismini de söyleyemiyorlar. Abi Vine diye bir uygulama var. Vine diye bir uygulama var. Çok güzel. Ver bakayım dedim falan. Bir izlemeye başladım. İşte birkaç tane arkadaş vardı. O zaman tabii fenomen olayı çok farklıydı. Ben evet. de indirdim. Ben de onlar gibi deli gibi 3 saniye gülüp bırakıyordum. 3 saniye gülüp bırakıyorduk. Sonra yanımda bir arkadaşım vardı. Oğlum biz de çekek dedik. Evet. Basit bir şey yani 6 saniye. Direkt çekelim. 6 saniye. Abi ne çekeceğiz biz? Lan oğlum çekenler belli zaten. Ne çekildiği ona belli. Ona benzer şeyler. Abi biz ne çekeceğiz? Biz tekstil işiyle uğraşıyorduk. Sen dedim müşteri gibi gel. Dükkana gir. Şu tişört kaç lira de. Ben 10 lira diyeyim. Şey 50 lira diyeyim. Sen 10 lira olmaz mı de ben sana tokat atayım. Aynen öyle. Ya şu anda i̇lk söylediğin yani, zaman aynen. çok saçma bir şey. Ama o zaman ilk patlayan videolardan. Çok oluyor. Saçma bir şey. Bana biri dese ki abi şöyle video çek. Yani, yürü git falan dersin. Abi sen o videoyu çek. Yükle. Video patlasın. Direkt patladı evet. Böyle bir şey yok. Patlasın abi. Derken tabi yani sıfır bir hesapta patlama yani. Evet. İzleyen, mesaj atan, yorum yapan, bilmem ne yapan. Dedim biz olduk herhalde. Biz oluyoruz. Evet, başladık. Olduk herhalde. Dedik öyle çekmeye başladık falan filan derken diğer fenomen olan arkadaşların da dikkatini çekiyor. O zaman fenomen olan kim vardı? Hakan Epcan. İsim verebiliyoruz mu? Veriyoruz. Tabii tabii. Ver abi. Halil Söyletmez, Serhat Osman, Karagöz, Anıl İlter, Doğa Konakoğlu. Evet. Alper Sarı hatırladığım kadarıyla Nezdemir o zamanların dikkat çekiyor falan böyle ondan sonra mesajlar falan atıldı takipleşelim şunu yapalım falan derken Anıl ve Hakan Ankara'ya geliyorlardı. Beni aradılar görüşelim video çekelim diye. Tamam olur dedim ben de artık böyle bir fenomen gibi hissediyorum. Evet. 2000 takipçim falan var. Adamların, o zaman da 2000 çok yüksek. Ama onların takipçileri 250.000'di o zaman. Evet. İlk başladığımda benim. Ondan sonra Ankara'ya geldiler bir video çektik baba. Benim bir patlama öyle bir şey yok. 1000 2000 3000 5000 takipçi geliyor. Ben tokat vay atıyorum be. Normalde o videodan sonra herkese. Halil de tokatladım. Ondan sonra işte böyle haberler bilmem ne Vine fenomeni Halil Söyletmez Ankaralı birisinden. Daha isim de bilinmiyor. Ankaralı birisinden tokat yedi diye. Patladı gitti ondan sonra. Abi vallahi çok güzel olmuş. İyi ki de patlamış. Çok iyi oldu. Ama işte bazen küçük gördüğümüz şeylerde bir anda mucize olabiliyor. Kesinlikle. Biz arkasını görmemiz çok güzel bir mucize olmuş. Sonrası zaten Instagram sonra TikTok diyebiliyorum. Doğru mu? Instagram'ı ben hissettim bir şeyler olacağını. Çünkü Vine'da sürebiliyorsun 6,5-7 saniye olmuyordu. Evet. 6 saniye içinde video bitiyordu. Instagram aynı videoyu Instagram'a da atabiliyordum ben. Kimse aynen. bilmiyordu daha. Evet. 6 saniyelik videoyu Instagram'a da yüklüyordum. Lan dedim buraya video da yükleniyormuş. Instagram'a. Daha kimse bilmez. Bilmiyor. Kimse aynen. bilmez. Dedim bu Instagram'a video yükleniyorsa buraya da yükleyeyim dedim. Tabii, Instagram'da da bunu Vine'dan sonra şeyi 15 saniye çıkardı. Video süresini. Evet. Video süresi 15 saniye olunca ben dedim ki 6 saniye zaten sığdıramıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz bitiyor zaten. Direkt bitiyor. Dedim 15 saniyelik videolar çekeyim. Instagram'a yöneldik. Instagram'da da bayağı bir 15 saniyelik videolar çektikten sonra artık 15 saniye de yetmedi. Yetmedi. Bunun farkına varan Instagram'da ne yaptı? Süreyi 1 dakikaya uzattı. Evet şu an 1 dakikada. Tabii böyle uzun çekemiyordun. Yatay kısa çekiyordun. Kısa. Öyle yüklüyordun. 1 dakikalık videolar falan derken Instagram'da öyle patladı gittiydi. Abi vallahi çok güzelmiş. Sonra TikTok'a geçiyorsun. TikTok üzerinden devam ediyorsun. İki platformda da varsın şu an. Yani TikTok'a ben geçmedim ilk başta. Açık söylemek gerekirse çok böyle hadi buraya da gireyim. Burada da güzel videolar oluyormuş falan demedim. Evet. Girmedim de. Hatta bir tane videomda TikTok'la dalga geçtim. TikTok yetkililerine sevgiler. Senin hesabı kapatıyorlarmış yarın abi. TikTok videosuyla dalga şey TikTok videolarında dalga geçtim işte. Çok affedersin. Söyleyeceğim. Buzdolabının evet. kapağını açıyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum. TikTok videosu çıkıyor. Klozet açıyorum. Evet, TikTok evet, videosu çıkıyor. Yeter. Ne bileyim çöp kapağını açıyorum. TikTok videosu çıkıyor falan. Falan deyip bırakıyorum. O videodan sonra bana Çin'den ulaştılar. Mail geldi. Siz TikTok'ta görmek istiyoruz diye. Vay be. Adamlara girdiğiniz adamlar sana ulaşıyor. Tabii.
Sizi TikTok'ta görmek istiyoruz. İsim başka biri tarafından alınmış. Kullanılıyor Bülent Mert diye. İsminizi düşürüp size vereceğiz. Mavi tikiniz onaylı. Direkt diye. Her şey. Ben ama ne dedim hala? Ben dedim TikTok'a girmek istemiyorum. Teşekkürler dedim. Vay ta be. Ki sonra gelen bir maile kadar. Şu kadar para. Instagram'ın ben TikTok'a giriyorum. TikTok'tayım artık. Tek sevdiğim TikTok. Güzel bir para verdiler. Oradan bir TikTok'a geçmiştim. Evet. TikTok Türkiye temsilciliği de yaptım. 6 aya yakın. Vay, İlk bunu bilmiyordu. Tabii. İlk zamanlar TikTok Türkiye'nin temsilcisi. Birisi Barbaros Dikmen'dir, birisi benimdir. Bayağı bir uzun sürede kaldım. Ama şu anda TikTok mu, Instagram mı, ne bileyim YouTube mu veya başka bir şey mi dersen Instagram biraz daha kaliteli geliyor bana. Evet, Instagram bir de günlük hayatımızı anlık atabileceğimiz tabii. Rahat bir uygulama olduğu için ya, seviyoruz gibi. TikTok kitlesi güzel bir kitle tabii, herkesin beğendiği bir kitle. Küçük bir kitle ama. Abi küçük de var, tamam, çocuklar takip ediyor. Gerçi çok düştüğünde inanıyorum ben o kitlelerin evet. Artık. Çocuklar takip ediyor bir. Ne bileyim böyle para atıp kendini göstermek isteyenler takip ediyor. Şovcular. Şöyle yukarı biraz kaydırıp neler görebilirim diyenler takip ediyor. Üç falan filan. Güzel bir uygulama. Gidiyor. Abi aileniz ve yakınlarınız evet. O yükseldiğin an, o yükselişte ne dediler? Abi tekstilcisin. Abi bize de para geliyor dediler. Direkt öyle dediler değil mi? Eve gittim ve dedim ki ben böyle bir şeye başladım. Evdekiler ne dedi? Hiç kimse farkına varmadı. Kimsenin farkına vardırmadım zaten. İlk önce ben yavaş yavaş kendim gideyim dedim. Bakayım evet. Ne oluyor. Dedim kötü bir şey olursa bırakırım en azından. Evet. Kimse olmadı falan demesin diye. Zaten ben söylemeden artık bizim çocuklar, evdekiler falan filan farkına varmış olayı. Görmüşler çünkü paylaşımlar dehşet bir şekilde. Arttı. Fenomen yok. Türkiye'de 15 kişiyiz. Dünyada 50 kişiyiz. Fenomen yok. Şu an elini salladın fenomene denk geliyorsun. Şu sokağa çıkalım 15 kişiye sorak onu fenomendir zaten. Aynen artık. Öyle. Bak ne diyorum sana, Türkiye'de 15 tane fenomen var. Fenomen kavramını biz çıkardık. İlk fenomen sizsiniz zaten abi. 15 kişiyiz. Dünyada 50 kişisin. Yani duyulmama şansın yok. İmkansız. Duyulmama şansın yok. Bir de herkes birbirini paylaşıyor zaten. Onlar seni görüyor, ondan takip ediyor. Sen onu paylaşıyorsun, o seni görüyor. Yani bana şu an çok dağıldı. Çok fazla insan var ve bir sürü. Kitleyici de artık kimi izleyeceğini şaşırıyor. Bir sürü. Yani o zamanın fenomeni ne güzeldi. Türkiye'de 15 kişiydik. 15 sosyal medyaya ilk girdiğinde neye şaşırdın abi? Şaşırdım ya, bunu beklemiyordum dediğin ne var? Öyle bir şey oldu mu? Olmuştur kesinlikle ama bu da mı böyleymiş, bu da mı varmış falan dedim. Hatırlamıyorum ya. Çünkü çok böyle her gün artık sosyal medyaya girince gördüm, evet. Çok şeyler gördüm. Onun için hatırlayamıyorum. Sesin abi şöyle, bir araya gelmek istediğim bir ünlü var mıydı o zamanlar? Tabii ki canım. Yani şöyle o izlediklerimiz, ben dedim işte Halil Anıl'dır bilmem benden video çektiler. Evet. Adamların videosunu çekip alta yorumlar yapıp bilmem ne yapıp bizi görür mü diye acaba devamlı çat 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 yorum yapıyoruz. Çat 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 yorum yapıyoruz. Görsün, dikkat etsin, sadece yoruma mesaj versin diye. Belki bir videonun altına 100 tane 150 tane yorum yaptığımız zamanlar olmuştur. Ama şimdi insanlar senin videonun altına yorum yapıyor. 100 tane 200 tane. Cansınız. Fenomenden önce mesleğin tekstili zaten. Tekstili. Önce. En güzel platform gözümüzde Instagram dedik. Gelen evet. Sorular içerisinden. Hiç böyle düşündün mü abi? Bir gün herkes beni sevecek ve tanıyacak. Yani ben bir gün buraya geleceğim diye düşündün mü? Hayalini kurmuşsun. Şimdi ya. Hayalini kurdum. Çok da iyi hatırlıyorum bu Vine'a girdiğim zaman. Artık Google'a girip nasıl fenomen olunur? Nasıl video çekilir falan deyip şey yapıyordum. Evet. Sen söyle. Kontrol ediyorum işte nasıl fenomen olur bilmem ne. Oradan da fenomenlikle ilgili artık yani F yazdığın zaman fenomen yazısı çıkıyordu evet. O zamanlar. Yani oradan çok ilerledim. Oradan kendi kendime destek aldım. Bir baktım fenomen yarışması yazıyor. 2013 yılında Türkiye'nin en iyi fenomeni seçiliyor diye bir yarışma gördüm. Başvurdum, beni almadı. 100 bin takipçiden aşağısı olanları almıyoruz dediler. Aa. O zaman işte takip sayısı 250-300-350 bin falan olduydu. Dedim sen beni al ya. Bak videolar da var, güzel de izleniyor bilmem ne. Tamam abi videoların güzel izleniyor ama 100 binden aşağısını alamıyoruz dedi. Hmm. Ama böyle bir o zaman şey de yok yani. Sen söyle. Şimdi bastığın zaman her tarafta anket var. Tabii her tarafta anket var. Her tarafta anket var. O zaman bir tane adam yarışma yapmış. Türkiye'nin en iyi fenomeni diye. Biraz konuştuk ettik falan. Tamam seni alıyorum dedi. İşte 12-13 fenomen vardı o zamanlar. O kitlesi çok yüksek olanların içinden ben ikinci çıktım. Vay be. Evet. Geriden en öne geçmişsin gibi bir şey olmuş abi. Ben ikinci çıktım. Orada da bir patlama oldu. Hep bir mucizeler olmuş aslında. Güzeldi. İstediğin şeyler olmuş. Yani
kısmetin sana doğru yürümüş gibi bir şey abi. Kısmetin sana geldi. Şükür çok çok iyiydi yani vallahi. Peki abi sana soruyorum farklı bir soru. Hayatın bir şarkı olsaydı bu ne olurdu? Dilber evin barkın yok mu? Hemen oynamaya hazırım ama. Abi gidelim Ankara'ya gelin beni pavyona bir götür bak. Gel söz. Kim gelse Ankara'dan bu sözü alıyorum. Zaten Ankara'ya geldiğin zaman iki seçeneğin var. Birisi Aspava. Aspava'mız var biliyorsun sıkıntı yok. Evet. Orhan Aspava. İkincisi de istediğin pavyona götürürüm ama seni Mustafa Taş'a götüreyim. Tamam abi gidelim. Oraya gidelim. Selam olsun buradan da. Kendi de işte... Ben sana bir soru sorayım. Pavyonda oynamayı seviyor musun? Sever hiç misin? Bilir misin? Oynamayı o zaman sahneye çıkıp oynayacaksın. Oynarım abi. Ben oynamadım. Hiç çıkmam etmem. Ben alkol de kullanmıyorum biliyorsun. Evet kullanmıyorsun. Yani kolay kolay çıkmam oynamam ama seni sahneye çıkartıp oynayacağım. Senin için oynarım abi. Güzel söz ya. Buradan tamam alırsın. Hadi gelince götürüyorum. Ben de sana o sözü vereyim. Tamam abi. Gönder gelsin. Abi kendini değiştirmek istediğin bir özellik var mı? Kendimi de değiştirmek istedim. Ya ben bilmiyorum da tabii dışarıdan insanlar baktığı zaman egoist görüyor olabilir, havalı görüyor olabilir. Bana yakışıklısın diyen var ya. Yakışıklısın ama. Yok canım sen de yani. Ama egoist ve havalı değilsin. Yok. Onları bana onu da geçtim. Abi boyla boyun ne güzelmiş. Nasıl senin kadar boyum olsa. Lan benim boyum 1.60 oğlum. Yalan konuşma işte bana. Yapma bunu yalanla konuşma. Ben yani halimden memnunum ya. İyi çok vallahi iyi. Vallahi halimden memnunum. Abi hiç izinsiz ve telefon bilgisayar karıştırdın mı? İzin almadan. Telefon açık ortada duruyor. Sen Buğra'nın telefonu ortada duruyor abi. Ya bir bakayım Buğra ne yaptı? Ya Buğra'ya gelene kadar ne hesaplar patlattık, ne WhatsApp'lar patlattık. Konuş tutturma beni şimdi yani. O zaman bunu geçtim abi. Abi Instagram'a ve TikTok'a zaman ayırmaktan kendini ihmal ettiğini düşündüğün an oluyor mu? Oluyor olmaz olur mu? Bazen önemli bir şey yapmam lazım veya bir yani bir şey göndermem lazım. Ama o işlemi yaparken elde telefonla direkt bir uygulamaya giriyorsun. Evet. İstemsizce oluyor değil mi İstemsizce abi? İstemsizce oluyor. Günün belli saatlerinde bende de oluyor. Pat diye uygulamaya giriyorum. Telefonu elime alıp girip geri çıkıp kenara koyuyorum. Evet. Bu istemsizce kontrol aslında. Bu. Vardır. Sende de var, evet. Bende de var. Herkes de vardır büyük bir ihtimalle. Çünkü biz burada olduğumuz için bu platformda. Şuradan bir tane soru seçebilir miyim? Seç abi. Hop. Evet Burkan şu an. Oğlum bunlar çok iyiymiş lan. Sıkıntılı sorular. Abi wine çekerken ne? Abi wine'dan düşüyor mu? Bu ne oğlum? Abi Instagram'a sorduk sana gelen sorular bunlar. Bu soru daha bize, baksana sayfa. Bu soru da... bize wine zamanında geliyordu. Abi wine'dan düşüyor mu diye ya. Sayfa sayfa soru var abi önümde. Nasıl hepsini sana sorayım şu an? Yani 5 program çekmemiz lazım bunlar hepsini. Abi bunları görmedim ben. Ben görmedim sayayım. Ben onun için ben tek tek seçiyorum. Ben sana soru sorayım bir tane. Sor abi. Sen de sevdiğimiz bir arkadaşımız. Değer verdiğimiz bir arkadaşımızsın. Zaten sevmesek, değer vermesek programda olmayız veya bu zamana kadar görüşmeyiz. Sağ ol abi. İyi ki varsın. Ekstra yaptığım bir iş de var. Herkes evet, biliyordur herhalde. Biliyor. Gözlük var. Çok güzel kardeşimin. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Sizce abi, nasıl oldu? Böyle dursam mı ki ya? Vallahi böyle sen de tak be. Dur, ben de çok güzel bir optik mağazası var kardeşimin, gözlük mağazası. Bence güzel durdu galiba. Tanışmamız da böyle olmuştur. Evet, gözlükle başladı aslında. Ben ne soracaktım sana, konu nereye geldi ya? Abi ilk tanışmamız gözlükle başladı. Evet. Bizim ilk tanışmamız az önce Bülent abi hani dedi ya, ben 100-150 tane yorum atıyordum beni keşfetsin diye, işte ben oyum. Sen de bana mı yapıyorsun? Ben de Bülent abi bunu yapıyordum. Sonra mesaj falan Bülent abi dönmüyor. Yani ne kadar egolu bir Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum. Diyorum ki dükkanı var Ankara'da. Evet. Gideyim. Normalde egolu bir adam gibi durmuyor. Gidersem yanında diyorum ben bağlarım bir şekilde diyorum. İşte sana gözlük veririm abi falan diye. Ama aklıma fenomenlik falan yok. Sonra ben bir iki böyle paylaşım yaparken Bülent abi samimi olduk falan. Dedi ki sen bunları niye dedi paylaşmıyorsun? Dedim abi paylaşayım mı? Paylaş dedi ya ne olacak dedi. Hesabını herkes açtırdı. Açtım paylaştım. Bir de hesabı gizli. Sanki içeride Merkez Bankası'nın şifrelerini saklıyor. Açtım paylaştım Bülent abiden sonra. Sonra yükselmeye başladı Bülent abi. Dedim ki abi yükseliyor. Ben dedim, ne yapacağım? Durduramıyorum abi bunu. Ben dedim engelliyorum birkaç tane ama dedim olmuyor. Yükseliyor millet takip ediyor. İlk şeyi soruyorum. Abi bunlar kim? Bana diyor ki abi bunları engelleyin beni takip etmişti. Oğlum senin derdin de bunu ne güzel takip ediyor işte. Niye engelliyor adamı? Bunlar müşteri diyor. Dedim ben daha gözlük satacağım. Kafa esnaflıkta hala. Gözlük satacağım gözlük vereceğim. Dedim abi o zaman tamam ne çekeyim bana sen söyle. Bülent abi bana sürekli şunu çekeceğim, bunu çekeceğim diye yazıp gönderdi. Evet. Çok emeği var üzerinde. Çok iyi hatırlıyorum. Evet abi. Çok ben de abi kandım yazacak yani yapacak bir şey bulamıyorum ne yapayım.
şunu yap bunu yap derken beni aldı tuttu yukarı çıkarttı. Şimdi, teşekkür ederim tekrar. Şimdi kardeşim bize reklam bağlıyor sağ olsun. Ondan sonra. Eleni yıkar elinizi yıkar gibi oldu. Ondan sonra bize abi şu fikir güzel istersen sen çek diyor falan. Eleni yıkıyor elde yüzü yıkadı. Abi peki çok bozdular Instagram sosyal medyada. Bizim zamanımızda böyle değil dediğin yok, olay var mı? Bir sürü. Bir tane örnek versen. Abi çok çok var yani. Ne bileyim orasını açıp fenomen olmaya çalışan, evet. Yanında çocuğunu kullanan, karısını kullanan, kocasını kullanan bilmem ne yapan. Onlar bana çok ters. Hiçbir zaman tasvip etmediğim olaylar. Yani para kazanmak için veya fenomen olmak için bir iki tane like almak için yapılmaması gereken hareketler bana tabii göre. Tabii yapılmaması gereken. Ona sorsam ben halimden memnunum der. Tabii bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Yok. Herkesin özel yaşantısı. Ama bizim zamanımızda böyle değildi. Saygı duyuyor. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Böyle evet. Tipler yoktu ki zaten. Bunları adam yere koymuyorlardı. Abi yani sen yapamazsın ki 6 saniyelik bir videoyu çek de fenomen oldu. Nasıl oluyordu? Nasıl oluyorsun? 6 saniyeye bir 6 saniye. Hikaye vermen lazım. Bir şey anladık kendisi. 6 saniyede film çektiğimi biliyorum ben. 6 saniyelik bir videoyu 6-7 ayda çektiğimi biliyorum ben. Evet. Çoğu herkes hatırlar o videoyu. Aa sen miydin falan der. Açıl 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 açıl. Açıl açıl evet. Ben o 6 saniyelik videoyu 7 ayda çektim. Vay be. Aa, o videoyu çok iyi biliyorum. Açıl 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 diye gidiyor. Bir saniyelik bölümünü tarlada çektim. Bekçi geldi vuruyordu beni. Ne yapıyorsun burada diye. Üst çıplak sadece şort var ya. Bir de kameraman var. Kameraman ne yapıyorsun? Düşünsene iki gizleri çıplak. Orada hareket yapıyorsun açıl 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 diye. Ne yapıyorsunuz siz burada dedi. Dedim video çekiyoruz. Adam videoyu da bilmiyor ki o zaman ne bilsin ne videoyu. Nereye elinde yükleyeceksin? Şeyle kırma şey tüfekle geldi. Ne yapıyorsunuz siz burada diye. Anlatamıyorsun adam, da. Recep İdilsen'iz gibi ne yapıyorsunuz siz burada diye. Ne yapalım çalışıyoruz diye. Anlatamıyorsun da yani. Oyun gibi. Üstte sadece short. Abi peki oyuncu olmayı hiç düşündün mü yani? Sadece Instagram'ı bırakayım ve oyuncu olayım dedin mi? Düşünmedim ama o Vine zamanındaki popülerlikle. Zaten oyuncusun bu arada. Orayı bırakmayı düşündüm. 8. filmim oldu benim bu. Evet maşallah. La Hayda Maske 8. filmim oldu. Düşünmedim ama böyle doğallık her zaman insana bir şeyler getiriyor ve kazandırıyor. Doğallıktan dolayı da ilk filmim direkt bu olsun demiş yönetmen. İşte söylemiş bu adam oyuncu falan değildi. Ben zaten oyuncu istemiyorum doğal adam istiyorum deyip ilk filmi direkt öyle götürdü. Konuşmayı falan değiştirmedim. Ben Ankara'da yetişmiş birisiyim. Çok kibar değilimdir. Onun için direkt Angaralı tarzı konuştuk. Film de çok güzel izlenmişti. O filmden sonra da yani güzel teklifler geldi. Hepsini de değerlendirdik. Oyuncu değilim ama oynarım. Evet. Oyuncu değilim ama oynarım. Evet. Ne verseniz oynarım gibi oldu. Ne verseniz oynarım abi. Abi burcun ne? Burcum Oğlak. Birinci ayın biri. Birinci ayın biri. Abi peki özelliklerini taşıyor musun? Biliyor musun? Taşıyorum. Taşıyorsun. Taşıyorum. Abi. Çok inanmazdım ama artık taşıdığıma inanın. Böyle artık İşte sen Oğlak burcusun kesin falan dedi. Tamam Oğlak burcu. Oğlak burcu evet doğru. Ben Oğlak burcuymuşum o zaman dedi. Yeni tanıştığın kişileri tanımak için özellikle sorduğum bir soru var ya. Banko soru sormam puan veririm. 100 puan veririm. Yeni tanıdığım bir kişiye 100 puan veririm. Yaptığı hareketlere göre, davranışa göre iyi veya kötü. İyiyse zaten yüzde kalır. Kötüyse yüzden aşağı düşer. 50'ye geldiği zaman yol ver gitsin. İyi bir taktik dene. Güzel. Bunu ciddi deneyeyim söylüyorum, abi. İyi bir taktik. Abi peki aksiliklerin peşini bırakmadığı bir set anın oldu mu? Sette mesela ya da video çekerken. Yok sette değil de şeyde çok oldu. Normal hayatta biraz oluyor tabii ki. Aksilikler bu videoda peşini bırakmadı. Bırakmadığı zaman oluyor canım. İşte mesela açıl açıl videosu gibi. Adam tüfekle yanına geliyor yani aksilik. Şimdi son videolarda benim bir köpek var. Senin de köpeğin evet. Var. Evet. Senden sonra ben. Buğra'yla biz çıkıyoruz. Çıkarken köpeğe de arabayı alıyoruz tabii ki. İşte Buğra beni çekiyor. Ben Buğra'yı çekiyorum. Buğra'ya tokat falan atıyorum videolarda biliyorsun. Evet. Abi köpek susmuyor. Zaten böyle elini kaldırdığın zaman tepki verdiğini, döveceğini veya bir evet. Şey yapacağını zannediyor. Havlamaya başlıyor. Evet. Ben de videoda vurmam gerekiyor konuşurken. Konuşturmuyor. Hav 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 hav. Bagaja kilitlediğim oldu. Bagajdan sesi geliyor. Hav 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 hav. Uzak bir yere bağlayıp tam oradan buraya artık beni niye bıraktınız deyip havladığı oldu. Abi. Orada bir saatlerce uğraştırdı yani. Bir şöyle bir tek tokatla da şey tek parmakla da tokadımı yedi. Gene susuyor. Ama senle uyuyor senle kalkıyor. Acayip abi. Sürekli şey. Yanında ben sırayla görüyorum. Oyuncağını acayip alıyor şey. Geliyor sesini öttüre öttüre yanına. Benimki de şimdi küçük. İnşallah o da büyüyünce öyle olacak. Çok tatlı. Ama eve gidiş saatim bile daha da erkene geçti. Yani eve daha abi çok hiç. Gitmek istiyorsun. Çocuk köpeği özlediğimi düşünüyorum ya. Özlüyorum eve gidiyorum onunla vakit geçirmiyorum. Bildiğin çocuğum var gibi eve gidiyorum abi. Direkt öyle çocuğu özlüyormuş gibi. Ben artık Buğra'yı özlemiyorum köpeği özlüyorum. Buğra da senden çok çekti ama abi. Araba vermedin çocuğa. Çocuğu dövdün. Neler yaptın videolarda. Yani yazık Buğra'ya buradan selam söyleyeyim. Çok da severim. Çok da efendi biri. Videoların altında
Çocuk esirgeme kurumunu etiketleyenler var. Bana ana avrat dümdüz sövenler var. Onlar sen bir içerik bunu bilmiyorlar. Tabii sen nasıl babasın çocuğuna böyle davranıyorsun diyen var. Yani daha var da var neler var. O videoları gerçek zannedip bana harbi küfür ediyorlar. Normalde de ilişkileri o kadar güzel ki yani Buray sizin arabayı değil arabaları verir. Kullanıyor tabii canım. Öyle. Kullanıyor ama orada bir video yaptık. O da çok tuttu. İşte arabayı kullanmak istiyor. Vermiyorum. Veya tam kullanacakken saçma sapan bir şey söylüyor. Tekrar elinden anahtar alıp tokatlıyorum bilmem aynen. Ne. O attığım her tokat. Yani tokatlar gerçek bu arada. dışarıdan, çocuğa o zaman gerçekten yazık gerçek. Yani. Dışarıdan izlediği zaman da insanlar üzülüyor işte çocuğunu tokatlıyor, çocuğunu dövüyor falan filan. İnsan evladına böyle bağırır mı diye. O tabii ki sizin izlediğiniz 15, 20, 25 veya 1 dakikalık video içinde olup biten şeyler. Evet. Abi trend olan şeyleri mi çekmek istersin peki genel olarak videolarını yoksa kendi özgün içerikler mi? Ben kendi özgün. Değil mi? Trendle çok umursamazsın. Yok trendle işim olmuyor ben. Çünkü sen trendi veriliyorsun. Aynen. Bazen güzel konuşuyorsun tamam. Doktor sunuyorum. Şu an gençlerin en büyük isteği fenomen olmak. Ve bence hiç uğraşmasınlar. Tavsiyen var mı yani? Ne? Var. Çok evet. Güzel tavsiyem var gençler için. Çok şunla kafasını bozuyor artık. Bunu daha önce de konuşmuştum. Gene de söyleyeyim. Çoğu böyle söyleşilerde falan bahsettik, konuştuk. Evet. Şimdi çocuklar böyle bizi izliyor, görüyor gençler. Yiyor, içiyor, eğleniyor, geziyor bilmem ne para kazanıyor. Biz bunu zamanda bir yatırımla yaptık. Yatırım derken yani hiç kimsede olmayan bir şeydi. Evet. 2012 yılında sosyal medya. Şimdi yaptığın zaman tamam çocuk da fenomen olabilir. Bilmem ne olabilir ama o çocuk genç. Tabii. Sönecek, kesin sönecek, bitecek. O çocuk böyle bir ilgiyi, alakayı aldığı zaman farklı oluyor. Tabii. İşini bırakan çocuklar biliyorum. Ben hep diyorum yıldız gibi bir anda yükselip geri sönebilirsin. Örneğini vereceğim. Çocuklar okulu bırakıyor. Çocuklar işi bırakıyor. Çocuklar evden uzaklaşıyor. Çocuklar başka şeylere alışıyor. Evet. Yemesinden, içmeden, bilmem neden. Para kazanıyorlar ama bu çok fazla uzun sürmüyor onlarda. Hepsi kısa böyle balon gibi sönüyor. Onun için bu sefer şeye giriyor. Depresyona giriyor. Tabii. O bir seneki içindeki gördüğü ilgiyi, alakayı kaybediyor. Ondan sonra genç olduğu için de kaldıramıyor. Depresyona çok büyük giriyor. Sıkıntılar yaşayan var. Bunu ben bir örnek vermiştim. Bu yeni çıkan fenomenler otobanda giderken bazen şey olur. Poşet moşet bir şeyler olur. Evet. Yanından bir araba geçtiği zaman o poşet havalanır. Ama uçar o araba uçalanır içer. O araba uzaklaştığı zaman o poşet tekrar aşağı iner. Tabii. Fenomenler de öyle. Bir zaman havalanır. Geri yanındakileri çöp, bırakıp yani. Gittiği zaman hepsi gitmek zorunda, düşer. Çıkmak zorunda. Onun için kafayı bununla bozmak yine daha fazla dersleriyle, işleriyle. İşini yap, dersini yap. Arada bunu yapıyorsan yap, bitti. Sende de o var, bende de o var. Bizim de iki ekstra bizim işlerimiz var. Ben hiçbir zaman işimi yapmadım. Ya Instagram'ı iş olarak görmedik hiçbir zaman. Sende de o var abi. Onu gördüğüm için diyorum. Ben çok söyledim. Yani burayı dedim, bedavadan bir uygulamadan fenomen olmuşuz. Evet. Yarın uygulama kapansa seni kimse tanımayacak. Aynen öyle. Bitti. TikTok kapatılsın. Şu olsun, bu olsun. TikTok'a girsen 500 tane fenomen vardır. Yeni fenomenlerde TikTok'ta özellikle çok egoist. Onu diyorum abi. 500 tane belki TikTok fenomeni vardır. Yarın kapansın 3 gün sonra kimse kimseyi tanımıyor. Yoldaki havalarını görsen yani çok olağanüstü bir star görsen o kadar havalı değil. Vallahi tanımıyorum. Yani tanıdığım belki 10 kişiyi geçmez TikTok fenomeni diye. Evet onlar bile hiç bir elin parmağı kadar. Abi peki beraber içerik çekmeyi sevdiğin, üretmeyi sevdiğin bir fenomen var mı? Yani ilk zamanlar çektiğimiz Görkem kardeşim vardı. Ondan bütün videolarımdı. O sonra biraz ara verdi. Ara verdikten sonra da ben Buğra biraz büyüdü işte. Buğra ile çekmeye başladım. Uzun zamandır da yaklaşık aslında Buğra o zaman. En iyi fenomenimiz. Yani 6-7 senedir de hep Buğra ile çekiyorum videoları. Çocuk şu kadardı. Şimdi ben eski videolardan görüyorum. Buğra bu kadar. Ses çok ince, büyüyor. Bayağı da gitti şu an. 1.85 boyu var. Benden uzun yani. Şimdi video çekemiyorum. Ben 1.80 o 1.85. Video falan çekerken şöyle biraz eğil diyorum yani. Yani biraz eğilip dur. Hele fotoğraf çekerken omzuma yaslan diyorum. Bacakları kır diyorum. Takipçinizle aranızda yaşadığınız en tuhaf an. Ya böyle hani çok tuhaf bir an yaşadım. Ben örnek veriyorum. Ben şey yaşadım. Bana biri mesaj atmış abi. İlk fenomen olduğum zaman da ben genelde bütün mesajlara dönüyorum elimden geldiği kadar. Beni takibe aldın, neden takipten çıktın yazmış. Hiçbir zaman takibe almadım. Ve bu yazan da bir ünlü. Yani şarkıcı bir ünlü biri. Dedim ki ben abi seni hiç takibe almadım. Nasıl almadın ya? Aldın yazmış. Bir de hakaret etmiş. Abi almadım sonra şey yazdı. Ya kardeşim kusura bakma karıştırmışım. Sen değil sana benzeyen başka bir tombiş ama vardı. Onu seni karıştırdım. Çok tuhaf bir andı yani. Oradan onu hiç unutamıyorum mesela. Benim işte bu ilk zamanlarda gene bir şey yaptı. Program yapıldı.
Ankara'da yerel bir televizyonda. İşte çekimler yapılıyor falan filan, çaylar kahveler gidiyor. Dedim ben artık yeni yeni fenomen olmuşum daha. Evet. Dedim artık bu şeyden sonra beni herkes tanıyacak. Evet. Gözüyle bakıyorum, çekim bitti falan filan. Canlıydı. Ertesi gün arabayla gitmedim işe. Otobüsle gideyim, herkes beni tanısın görsün diye. Otobüse bindim baba, şöyle bakıyorum kim gelecek kim gidecek. Kim gelecek şu an resimde gidecek. Diye. Bakıyorum kimse yok. Ulan dedim kimse izlememiş mi yoksa beni tanımadılar mı falan filan. Oradan bir tanesi geldi, abi sen dedi dün işte şu kanalda değil miydin dedi. Evet kardeşim izledin mi dedim. Aynen. Yok abi ben orada çaycıydım dedi. İlk durakta indim taksiye binip geri gittim. Abi bu efsaneymiş ya. Ciddi söylüyorum ya, böyle bir şey olamaz ya. Abla ben orada çağcıydım. La zaten orada izlemişim beni. Niye gelip soruyorsun tekrar? O bendim işte. Niye beni evet söyledin? Vallahi billahi ya. Abi bugüne kadar yaptığın en romantik hareket neydi? Ben çok romantik birisi değilim. Evet. Geç. Ha, geçtim bu. Hayatta en çok ertelediğin şey ne? Ertelediğim, erteleme de çok sevmem. Kafaya koyduysam saniyelik benimdir. Niye? Çok tatil yapıyorsun abi ya. İşte onu diyorum. Benim kafaya koyduysam saniyeliktir. Gidiyorum dediysem gidiyorum dedim. Bitmiştir. Bülent abi arıyorum. Abi neredesin? Ankara'ya geleyim diyorum. Ben diyorum şu an kayak yapmaya gidiyorum diyor kışın. Abi nereye gidiyorsun? Uludağ'a gidiyorum. Diyorum Bülent abi 2 hafta sonra diyorum. Tamam 2 hafta sonra haberleşelim. Arıyorum nereye gidiyorsun? Ben diyor valla Çorum'a gidiyorum diyor. Abi Çorum'da işim var. Dönüyorum örnek veriyorum. Arıyorum diyor Karadeniz'e gideceğim şimdi. Yerinde durmuyorsun abi. Öyle abi. Ankara'da yaşıyorsun ama çok Ankara'da şey. Yaşamıyorsun gibi. Ankara'ya tatile gidiyorum. Tatile abi. Gidiyorsun gibi. Evin tatil olmuş gibi. Vallahi. Evde herhangi bir alışkanlığı nedeniyle ev halkı tarafından devamlı uyarıldığın oldu mu? Nargile içiyoruz evde de. Aa, o ben de çok uyarılıyorum. Abi. Evde nargile içiyoruz. Artık uyarılmayı da geçtik. Bildiğin o nargilenin kömürleri yok mu? Evet. Tam böyle çevireyim derken düşüyor. Halıda böyle karibi yanık. Oo. Koltuklar karibi yanık her taraf. Tek sıkıntımız o. Bir nargilemiz var ona da mı karışacaksın diyor ya. Abi onun için mağazanın yan tarafını gördüm. Bahçe yaptım evet, oraya. Evet çok güzel. Nargile alanımız var orada. Geldim. Bir önceki geldiğimde kardeşimin dükkanına uğradım. Daha içeri girmeden yan tarafa aldı beni. Dur oğlum bir içeri girek. Selam ver. Abi gel nargile hazır. Nasıl nargile hazır ya? Burada nargile ne alaka? Yan tarafa kurdurmuş güzel bir ortam yapmış. Nargile de yaktırmış. Daha içeri girmeden nargilemizi içtik. Teşekkür ederim. Ben nasıl gelmeyeyim senin programa? Yani sen cansın ya abi cansın. Vallahi. Peki abi 20'li yaşlarına başına geri dönseydin? Dönmeyeyim ben zaten 20'li yaşlarım. Ya öyledir hani dönseydin neyi farklı yapmak isterdin? Ya yani bunu mesela farklı yapmak isterim. Dediğim bir şey var mı? Yani tabii ki var. Paraya çok değer vermediğimin farkına vardım. Ama bu zamanla parayı da tutmak gerekiyormuş. Evet. Yani Serdar biraz Ortaç'a bağlamayacağız inşallah. Ben de gittim falan. Yok benim öyle kötü alışkanlığım hiçbir şekilde yok. Ne çok alkol, güzel. Ne kumar, ne sigara içmeyen insanım ben. O alkol biraz alışkanlığının olmaması beni çok şaşırtmıştı hiçbir abi. Hiçbir şey. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Hayır canım ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Bitti mi lan? Bitiriyoruz. Güzeldi lan. Güzel gidiyor. Vallahi güzeldi lan. Bunu bir daha geldi ikincisini daha büyük bir şekilde çekelim. Çekelim farklı bir yerde böyle açık alanda. Açık plajda, alanda denizde. Çekelim. Denizde çekelim. Sen vallahi bir daha geldiğinde böyle farklı birkaç tamam, tane arkadaşımızdan yanımıza alalım. Var güzel bende de çekelim. Var. Aynen. Bende de var derken beraber geleceğim arkadaşlar var hep birlikte çekelim. Hep birlikte büyük bir şey çekelim. Vallahi Mehmet Urkan şu an. Bardak senindir abi söz verdiğimiz gibi. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Seni çok seviyoruz. Ben de sana buradan karşı boş değil. Biz yayını kapatıp devam edelim konuşmaya. Buradan Mehmet Furkan Show izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni programımızda, yeni içeriklerimizde sizinle beraberiz. Çok güzel bir programdı. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Ekibe de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Mehmet Furkan Show. Mehmet Furkan Show. Bardağı alıyorum bak ha. Al abi senin dur bardak. Bak sadece çekim yapılırken falan. Yok valla al. Cidden al. Al senin ya. Aldım. Sen nasıl götüreceksin? Ne bileyim ben. Ne bileyim belki böyle götür. Çekim yapılırken yok, söylediyse. Yok bir sürü var. Tabii, bir sürü mü var? Tabii. Gönderek mi kaç kişi oğlum? Gönderek abi. Ne güzel duruyor şuna baksana. De, her yerde ben varım. Yapak yapak gönderek. Vallahi bu da kayıt olsun. Arkası beklensin.